Katılım Evim İsmail ve Hatice Kübra Tongar'la Bağırmayan Anneleri sunar. Katılım Evim. Kim ev sahibi olmak istemez ki? 15 aylık oğlum mizaç olarak çok inatçı ve sinirli, vurmayı çok seviyor. Sakin davranıyorum ama 2 ay sonra yeni bir bebeğim de olacak. Aynı zamanda endişeleniyorum ona vurur mu diye. Sinirli ve inatçılığını nasıl törpülerim, vurmasını nasıl bıraktırırım demiş. 15 aylık oğlunuz muhtemelen mizacı olarak değil, yaşı gereği sinirli. Yaşı gereği tutturuyor ve yaşı gereği inatlaşıyor. Çünkü şuraya ben hani alt yazıp falan geçebiliyor olsaydık sizin mesajlarınızı ve ben deseydim ki 12 ila 24 ay arasında bebeği olan anneler bir yazsınlar bakalım inatlaşıyor mu çocuklarınız deseydim. Hani bir el kaldırım var ya, Zoom'da el kaldırıyorsun falan. Herkes el kaldırırdı. Hı hı. Bak benim çocuğum 2,5 yaşında, o da öyle. Yani çünkü öyle olması normal zaten. Evet. Yani biz çocuklardan böyle büyük gibi davranmalarını bekliyoruz. Bu anneye şunu tavsiye ederim. Şimdi çocuk vurduğunda, size vurduğunda bir kere canınızın acıdığını ifade edin. Hayır, acıyor, vurma. İnsanlara vurulmaz. Bunu söyleyin. Yani gelsin vursun bize değil. Ama çocuk buna uyamayacak, bunu da bilin. Biz ne için bunu söylüyoruz biliyor musun? Geleceğe tohum ekiyoruz. Yani uyabileceği yaşlara kadar bunu öğrensin diye. Yoksa o yine gelecek vuracak. Yine gelecek zaman zaman ısıracak. Ama canınızın yandığını ifade edin ki 4-5 yaşına geldiğinde, empati duygusu artık gelişmeye başladığında bir altlık oluşmuş olsun yani. Hani herkese vurabileceğini zannetmesin. Bunun için söylüyoruz. Bir ikinci önerim şu olabilir bu kardeşime. 2 ay sonra bebeğinizin olacak olması sizinle ilgili bir durum. Sizin öbür yavrunuz hala bebek. Lütfen onu gözünüzde büyütmeyin. Hı. Yani artık abin oldun sen. Hala bu haller ne? Bak beni zorluyorsun. Siz zorlanabilirsiniz ama çocuğunuzun arasının bu kadar az olmasını sonuçta siz tercih ettiniz. İkinci bir evladınızın olmasını siz istediniz. Dolayısıyla bu yetişkinin yönetmesi gereken bir süreçtir. Gerekiyorsa, yapamıyorsanız, yani yoruluyorsanız bunlar destek alabilirsiniz. Ailenizden ya da işte belki ücretli bir yardımcı tutarsınız vesaire. Ama ve lakin bu sorumluluğu çocuğunuzun üstüne yüklemeyin. Kardeş kardeş geçinen çocuklar kitabımda da çocuk kardeşine vurursa, ısırırsa neler olacak diye büyük bir kitapta anlattım. Şu an zamanımız yetmez, evet, herhalde hepsine cevabını. Arkamda da ulaşamıyorum ona.